Peki Alişan hocam, miyomun tedavi yöntemleri dediniz. Peki tedavi yöntemleri nelerdir? Aslında soruyu tam olarak şöyle sormak lazım. Miyom tedavi edilmeli mi? Evet. Aslında her miyomun tedavi edilmesi gerekiyor. Yani bunun kriterleri var. Bazı miyomlar tedavi edilmelidir. Evet, bazı miyomların tedavi edilmesine gerek yoktur. Takip edilmeleri gerekir. Burada kriter şu, genel olarak söylüyorum yine. 4 santimin üzerinde değilse miyom, düzensiz ve şiddetli kanamalara sebep olmuyorsa, organ basılarına, yani idrar torbasına veya iç organlara baskı yapmıyorsa, şiddetli ağrılara sebep olmuyorsa, tedavi şart değildir. Yani miyomla da kişi yaşayabilir. Tabii ki. Ve menopoza girdiğinde miyom kendiliğinden gerileyecektir. Ancak eğer 4 santimden büyükse, ağrı yapıyorsa, şiddetli kanamalara sebep oluyorsa veya organ basılarına sebep oluyorsa, miyomu tedavi etmek gerekir. Bir parantez açayım. Çocuk sahibi olamayan kadınlarda da miyom varsa bu miyomun tedavi edilmesi gerekiyor. Büyüklüğüne bakılmadan çocuk sahibi olmaya engel olabilir miyom. Miyom tedavisinde hastanın doktora başvuru şikayeti ve miyomun büyüklüğü ve bulunduğu yer çok önemli. Eğer miyom bir vajina doğmuş miyomsa tedavi şekli farklı, rahim içindeyse farklı veya karın içine ilerlemişse farklı olabilir. Miyomun büyüklüğü çok önemli. Ama temel olarak miyomun tedavisinde cerrahi uygulanır. Yani miyomun alınması. Daha önceki yıllarda özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlarda miyom tedavisinde rahimin komple alınması şeklinde şimdi bizim çok doğru bulmadığımız bir yöntem uygulanıyordu. Artık sadece miyomu alma yönüne gidiyoruz. Rahim hasta menopoza ne kadar yakın olursa olsun mümkün olduğunca korunmaya çalışılıyor. Miyom ameliyatları iki tip olabiliyor. Kapalı ameliyatlar veya açık ameliyatlar olabiliyor. Kapalı ameliyatlar bir dönem çok yaygınlaştı. Laparoskopiyle yapılan ameliyatlardı. Bizler de yaptık. Ancak son çıkan yayınlarda kapalı ameliyatlar desteklemiyor. Mümkünse açık ameliyat yapmamızı öneriyorlar. Bizler de artık açık ameliyat yapıyoruz daha çok. Sezeryen yapar gibi bir ameliyat. Sezeryen yerinden yapılan bir ameliyat. Yaklaşık hastalarımız bir gün hastanede kalıyor. Sadece miyomu alıyoruz. O bölgeyi tedavi ediyoruz ve hastayı kapatıyoruz. Çok zor olmayan, teknik olarak çok kolay bir ameliyat ve hastaların da çok memnun kaldığı bir ameliyat. Hem elinizde kontrol ettiğinizde görüntüleme yöntemleriyle göremediğiniz küçük miyomları da görüp onları da temizleme şansınız ortaya çıkıyor. Temel olarak tedavi cerrahi, ancak bunun dışında bazı tedavi yöntemleri var. Hastayı menopoza sokmak bir yöntem olabilir. Bazı ilaçlarla hastayı menopoza sokabilirsiniz. Hasta menopoza girdiğinde miyomun kan akımı kestireceği için miyomlar küçülmeye başlayabilir. Orada yaş faktörü bir unsur mudur hocam? Yaş faktörü unsur, bunun dışında amaç da önemli. Yani çocuğu olmamış bir kadında geçici olarak veya bekar bir bayanda geçici olarak hastayı menopoza sokarak rahimi koruyucu bir tedavi yöntemi uygulayabilirsiniz. Çok desteklenmiyor bu da. Çünkü hastanın menopoza girmesinin hasta üzerinde başka yan etkileri var, evet. Ama bir yöntem olduğunu bilinmesini istiyorum. Bunun dışında son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan, bizim de uygulamayı planladığımız bir yöntem var. Anjiyo yapılır gibi damardan bir kanalla girip miyomun damarlarını tıkamaya çalışan yöntemler var. Bu da çok başarılı sonuçlar alınmaya başladı. Yeni yayınlar çıkıyor bu konuyla ilgili. Bu konuda ileride yaygınlaşacağını umut ediyorum ama şu anda en yaygın ve en doğru tedavi yöntemi miyomun açık cerrahiyle alınması. Çok zor olmayan bir cerrahi, hastalarımızın korkmasına gerek yok. Bir gün hastanede yatırılıyor hastalar ve oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Peki hocam, miyom tedavi edilmezse ne olur? Şimdi bu en büyük sorunumuz. Hastalarımızın pek çoğu biz bunu tedavi ettirmeyelim diyorlar. Evet, miyom çok acil bir hastalık değildir. Kansere dönüşmez, korkmalarına gerek yok. Ama miyom tedavi edilmezse pek çok sorunla karşılaşabiliriz. Bunlardan bir tanesi, İdrar torbasına baskıyla sürekli bir idrar yolları enfeksiyonu ve idrar kaçırmaya sebep olabilir. Onun dışında miyom büyüyerek rahim tamamen kapatıp ileride miyom ameliyatıyla problemi çözülemeyecek hale getirebilir. Rahimi almak zorunda kalabilirsiniz. Miyom kendi içine doğru kanayabilir. Miyom kendi içine doğru eriyebilir. Ve buna bağlı sıkıntılar çekilebilir. Bu sebeple çok acil olmamakla beraber biraz önce saydığım kriterlerde, yani 4 santim üzerindeki miyomların cerrahiyle halledilmesi gerekiyor veya tedavi edilmesi gerekiyor. Çok acil değil, tekrar edeyim. Kansere dönüşmez, bu mutlaka bilinsin ama tedavi edilmesi şart.